Ali Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız İyi efendim? misin? Nasılsınız? Şükürler olsun. Sağ olun. Bizler de iyiyiz. Biz öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Misafir ettiniz, ağırladınız bizleri Hoş burada. gelmişsiniz, başımın üstüne Çok sağ olun gelmişsiniz. efendim. Çok Biz de teşekkür teşekkür ediyoruz. ederiz. Ben bu güzel röportajımıza böyle bir Ali Bey'i tanıyarak başlamak isteyeceğim. Böyle bir sizleri tanıyalım. Bu sektörle tanışma hikayeniz efendim. Ali Ergioğuz. Ergioğuz Lojistiğin sahibiyim ben. 1986 doğumluyum. Yaklaşık 20-25 yıldır bu sektördeyim. Çekirdekten mi yetiştiniz? Çekirdekten yetiştirmeyiz. Biz ailece hemen hemen bu işi yapıyoruz. Bizde yaklaşık 20'ye yakın tır var. Biz yaklaşık bundan 3-4 yıl önce bu şirketi kurduk, Ergioğuz Lojistiği. Aslında bütün bilgi birikim tecrübeleri bu çatı altında Bu topladınız çatı artık. altında aile şirketi diyelim öyle şu an. Evet, bütün aile bireylerinize de Ali, selamlarımızı, onların da saygılarımızı, size selamları gönderilerini, vardır. destekleri, emekleri İlettik. burada çok büyüktür diyelim. İşinizi anlatır mısınız Ali Bey? Yani neler yapıyorsunuz? Biz buraya geldik. Ne gibi hizmetlerle karşılaşıyoruz efendim? Biz burada işimiz, genelde burada tekstil çekiyoruz. İstanbul İkiteli'de yerimiz var bizim. Burada da bir yerimiz var Van'da. Bir şubemiz var. Yaklaşık 6-7 yıldır tırlarımız burada direkt İstanbul Van çalışıyorlar. Biraz zor şartlarda çalışıyoruz burada Çok biliyorsunuz. ağır şartlar Ağır Doğu şartlar. bölgesinde evet. Burada doğuda fabrikalar yok batı gibi. Biz genelde burada yakıt parasıyla batıya gidiyoruz. Batıda biz yüklediğimiz yüklerden bir kazanç sağlıyoruz. Var mı istediğiniz bir şey bu konuyla alakalı? Sıkıntınız var sanırım. Ciddi bir sıkıntı tabii bu. Sıkıntı var tabii. Biz doğu şartlarında çok büyük zorluklar yaşıyoruz burada. Hani burada fabrikalar olmadığı için, iş yerleri kısıtlı olduğu için çok zorluklar çekiyoruz biz. Evet aslında fabrikalar Bir de olsa, iş yerleri burada biz olsa şoför sıkıntılarımız da çok. yetişmiyor mu artık? Yetiştiremiyoruz burada. Alttan Hani tabaka bitti zaten. bitti bitti evet. Çırak diye bir kavram zaten Yok yok. yok biz kendimiz çekirdekten yetiştirmeyiz. Bundan bu şu anki sektörde biz kendimiz şoför yetiştiriyoruz ama hani bir minibüste çalışan bir arkadaşı gidip getiriyoruz. Burada şoför ediyoruz. İşi mesleği öğrettikten sonra eyvallah deyip çıkıp gidiyor. Bizim insanlar gerçekten iş yapacak insanlar değil. Evet yani aslında hemen ama ben de yapayım ne güzel hemen öğrendim diyor ama aslında burada hataya düşüyor. Bu sefer tüketici de mağdur oluyor. Mağdur oluyor evet. İşte burada aslında tüketici de bunu iyi analiz etmesi lazım, iyi araştırması lazım. Hemen Aynen öyle. kiminle yapıyorum? Çünkü çok ciddi ürünler emanet ediliyor size. Doğrudur. Sizin başarınızın sırrı peki? Biz 25 valla sene dile kolay. Yani aynı istikrarda devam etmek 25 kolay bir iş yıldır bu değil. sektördeyim. İnan ki ilk başladığım zamanlar bir aracım tek vardı benim. Onu ben kendim kullanıyordum. Yıllarca İstanbul Van çalıştım. Ve bugün şartlarıyla çok şükür Allah-u Teala da bize nasip etti bunları. Şu an 20'ye yakın tırlarımız var. İnşallah filomuzu daha çok yükselteceğiz. Çok sağ olun efendim. Ben vermiş Görüşürüz. olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Başarılarınız daim olsun. Sağ Hoşça kalın. olun, Sağ olun teşekkürler. efendim. Sağ olun.